Şimdiye kadar iki bölüm boyunca anlattığım hikayelerin çoğu atalarımızın Afrika kıtasındaki yaşam mücadelesinin küçük bir yansımasıydı. Bu kıtada milyonlarca yıl süren doğal seleksiyondan geriye en güçlü Homo erectus'un kaldığı düşünülüyor. Homo erectus 1891 yılında Egoenes Dubius tarafından keşfedildi. Diğer ön insan türlerinden çok daha erken bir tarihte keşfedildiği için de ilk dik duran insan olduğu düşünülerek ona dik yürüyen insan anlamına gelen Pithecanthropus erectus ismi verildi. Dubius bu fosilin yaşayan insan ve diğer maymun türleriyle biyolojik olarak yakın olduğunu düşündü. Bu iskeletleri karşılaştırarak modern paleoantropolojinin temellerini attı. Homo erectus'un sırlarını yıkıp dünyayı keşfettiği yıllar tahminen 1 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu türün 1.8 milyon yıl öncesinden 400 bin yıl öncesine, hatta Java gibi bazı bölgelerde 27 bin yıl öncesine kadar da yaşadığı düşünülüyor. Homo erectus'un uzun ömürlü olması, çeşitli bölgelere yayılması ve kolay adaptasyon yeteneği onu fosil kalıntılarındaki en başarılı insansı türü yapıyor. Dünya genelinde bulunan fosilleri ve aşölyen taş alet teknolojisi Homo erectus'un yakın ve uzak doğudan Avrupa'ya kadar ulaştığını gösteriyor. Homo erectus bu taş aletleri neredeyse milyonlarca yıl ufak değişikliklerle nesiller boyu kullanmaya devam etti. Hatta 2020 yılında Science.org'da yayınlanan bir makaleye göre Etiyopya'da bulunan kafatası fosilleri ve hemen yanındaki birbirinden farklı kültürün eserleri olan taş aletler Homo erectus'ların dönem dönem eski Oldowan ve yeni aşölyen taş aletleri birlikte kullandıklarını gösteriyor. Bu taşlar avcılık teknikleri ve beslenme kültürünün yavaş da olsa bir sonraki kuşaklara aktarılmaya devam ettiğini de kanıtlıyor. Kültürel değişimlerin en keskin örneğini Pekin insanının da yaşadığı Pekin yakınlarındaki Zokodian mağarasında bulunan küle dönmüş büyük hayvan kemikleri ve kömür kalıntılarından biliyoruz. Bu artık ateşi kontrol altına aldıkları ve beraberinde büyük hayvanları avlayarak beslendiklerine dair en net kanıtlardan bazılarını oluşturuyor. İspanya'da bulunan taş aletler fil, gergedan, zürafa, hatta sırtlan gibi büyük hayvanların kemikleri bu insanların taş aletleri kullanarak bu hayvanları öldürdükleri ve beslendiklerini de gösteriyor. Tabii ki sonuçta o tarihe gidip göremeyeceğimiz için bunlar bulunan kanıtlar ışığında ortaya çıkan bazı düşünceler. İnsanlar bu hayvanları avlayarak öldürmemiş, bir şekilde ölmüş olan bu hayvanların leşlerini taşıyıp taş aletleriyle parçalayarak yemiş de olabilir. Avcılık mutlaka bir şekilde hep vardı. Fakat ben burada klan içindeki ve hatta klan dışındaki diğer erkeklerin bir araya gelip kendi aralarında planlar ve görev dağılımları yapıp pusular kurup iz sürerek dayanışma içerisinde gerçekleştirdikleri profesyonel bir organizasyondan bahsediyorum. Çünkü 100 bin yıl öncesine kadar insanların büyük hayvanları örgütlü bir şekilde avladıklarını biliyoruz. Ama özellikle 500 bin yıl öncesinde bunu başarabiliyorlar mıydı? İşte bundan pek emin değiliz. 2020 yılında Science Direct'te yayınlanan bir makaleye göre Homo erectuslar 5-6 saatten fazla bir süre boyunca su içmeden avlanabiliyorlardı. Bu gibi avantajlar grup halinde hareket eden ve bir hayvan sürüsünü devamlı takip eden Homo erectus klanları için stratejik bir önem taşıyordu. Su kapları olmadığı için suyu yanlarında taşıyamadıkları, çok sıcak güneşin altında saatlerce av peşinde koşturmak çok zor olmalıydı. Bizler aslanlar ya da çitalar gibi hızlı ve güçlü canlılar değiliz. O zamanlar da değildik. Fakat bu yırtıcılara göre başka bir avantajımız vardı. O da diğer canlıların kendi vücutlarına oranla kıyasladığımızda büyük bir beyne sahip olmamız. 2,5 milyon yıl önce yaşayan erken insanların beyni ortalama 600 cm küp civarındaydı. Şu anda yaşayan biz Homo sapienslerin beyni ise yaklaşık 1200-1400 cm küp. Nesli tükenen Homo neandertallerin beyni ise bizden daha büyüktü. Buradan evrimin daha büyük beyni olanlara doğru evrimleştiğini düşünebiliriz. Fakat gerçekte büyük beyin beraberinde büyük bir kafa, korunma ve enerji tüketimini de beraberinde getirir. Beynimiz vücudumuzun en bencil ve aç organlarıdır. Ciğerlerimizdeki havanın neredeyse üçte birini her zaman kendisi için yedek olarak saklar. Ve sadece dinlenirken bile vücudumuzun %25 enerjisini kullanır. Bu yüzden büyük bir beyni ve vücudu doyurmak için bile devamlı kaloriye ihtiyaç duyarız. Bunu doyurmak için ise sadece bitki yeterli değildi. Bu yüzden et de Homo cinsinin diyetinin en önemli parçalarını oluşturuyordu. Neyse ki Afrika et konusunda o dönemde de oldukça zengindi. İşte bu noktada büyüyen beynimiz bize diğer maymun türlerinden daha stratejik hareket etme, plan yapma, tuzak kurarak avlanma, sosyalleşme, teknolojik aletler üreterek onları kullanma ve ateşi kontrol gibi örgütlü hareket etmemizi sağlayacak avantajlar kazandırdı. Fakat beynin büyümesinin verdiği avantajların yanında bazı dezavantajlar da beraberinde geldi. Atalarımızın beyni büyüdükçe bebeklerin büyük kafaları doğum esnasında problemlere yol açtı ve bu da ölüm oranlarını artırdı. Aşama aşama büyüyen beyin yapısı milyonlarca yıldır annelerimizin anatomisini ve vücudunu değişime zorladı. Bu evrim kadınların leğen kemiği ve doğum kanalının genişlemesine neden oldu. İlkel atalarımız milyonlarca yıl boyunca küçük beyinleriyle dört ayak üstünde yürüdüler.
İki ayak üstüne dik bir pozisyona geçmek tam enerji tasarrufu sağlayıp bizi avantaja geçirmişti ki sosyal etkileşimimizin artmasıyla beynimizin büyümesine yol açtı. Bu da insan türü için yeni ve zor başka bir sürece yol açtı. İki ayak üstüne kalkmanın sonuçlarını halen doğum problemlerinde ve çeşitli bel ağrılarımızda fazlasıyla görüyoruz. Her şeye rağmen bu bizi başarıya ulaştıran çok önemli bir evrim aşamasıydı. Homo erectus, Homo habilis'ten yaklaşık 1 milyon yıl sonra Asya'nın daha doğu bölgelerinde 2 milyon yıla yakın bir süre hayatta kalarak şu ana kadar ki en dirençli insan türü olmayı başardı. Yakın tarihimizde ve şu anki zaman diliminde yaşanan sorunları ve savaşları düşündüğümüzde biz Homo sapiens'lerin bu rekoru kırabilmesi pek mümkün görünmüyor gibi. Homo erectus'ların başarısı sadece taşları birbirine sürterek yeni bir kesici alet oluşturmak değildi. Bu kültür ilk insanların bilgiyi ve sahip olunan nesneleri paylaşma, bir sonraki nesle veya aile bireylerine aktarma geleneğini ortaya çıkararak davranış şekillerimizde önemli değişikliklere yol açtı. Öğrenilen bir bilginin, kaynağın ve kültürün bir sonraki nesillere başarılı bir şekilde aktarılmasının öneminin ve kıymetini günümüz dünyası ve yaşadığımız ülke sorunlarından kolayca görebiliriz. Bir sonraki kuşaklar yokmuşçasına kaynakları sömüren ve bilgiyi paylaşmayan toplumlar sefalet içinde yaşarken kaynak ve bilgiyi bir sonraki kuşaklara aktarabilen toplumlar refah içinde yaşamları sürdürmeye devam ediyor. Homo erectus'un dünyanın geniş bir coğrafyasında uzun bir süre boyunca soyunu devam ettirebilme başarısının altında bu soyut devrim yatıyor. Yaklaşık 3 milyon yıl önce başlayan döngüsel buzlanma giderek arttı ve bir süre sonra kuzey ve güney kutuplarda kalıcı hale geldi. 2,5 milyon yıl öncesinde ise buzlanma öyle şiddetliydi ki deniz seviyesi dünyanın birçok yerinde metrelerce düştü. Böylece atalarımızın ilk kıtalar arası yolculukları da başlamış oldu. Fakat daha sonra buzulların erimesi ve deniz seviyesinin tekrar yükselmesi birbirlerinden neredeyse tamamen izole kalmalarına ve farklı şekilde evrimleşmelerine yol açtı. Değişen iklim ile birlikte beslenme şekilleri, diyetleri ve yaşam tarzları da yeni adaptasyonlar kazanarak hayatta kalmalarını sağladı. İnsanın Afrika sınırları dışına yayılan ilk atasının bir Güneydoğu Asya adası olan Java'da bulunan fosilleri tanıklık ettiği için genellikle Java insanı olarak bilinen 1 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen iskelettir. Fakat artık Science dergisinde yayınlanan bir makaleye göre 1.3 milyon yıl öncesine ait olduğu ileri sürülen başka fosiller de mevcut. Aslında Java insanı 1891'de Endonezya'nın Java adasında bulunan Homo erectus fosillerine verilen bir isimdir. Ngone Dubyse'nin liderliğinde kazı grubu Java adasında diş, kafatası parçası ve uyluk kemiğinden oluşan çeşitli fosiller buldu. Dubyse heyecanla bu fosillerin modern insan ve insansı maymunlar arasında bir tür olduğunu düşündü ve Java insanını konu alan neredeyse 80 tane kitap yazdı. Tabii ki beraberinde tartışmalar da alevlendi. Bazı bilim insanları bulunan bu fosillerin insansı maymunlara ait olduğunu düşünürken bazıları ise bunların direkt maymun kemikleri olduğunu iddia etti. 1930 yılında bu fosillerin dev bir gibona ait olduğu da öne sürüldü. Fosilin bulunuşunun üstünden geçen 60 yıl sonra 1950 yılında Ernest Marie tarafından Homo ailesine ait olduğu kanıtlandı ve 1970 yılında Homo erectus erectus olarak tanımlandı. 1936 yılından bu yana Java adasında Homo erectuslara ait olduğu bilinen ve çok daha yaşlı neredeyse 100'den fazla farklı fosil bulundu. Homo erectus'un bir alt türü kabul edilen Sola Vadisi insanı anlamına gelen Homo solarensis de 110 bin yıl önce Java'daki Sola Nehri etrafında yaşıyordu. Aralarında Sola insanının da bulunduğu fosiller üzerinde yapılan çalışmalara göre Java insanının ortalama 160-170 santimlik bir boyu vardı ve neredeyse modern insan gibi yürüyebilme becerisine sahipti. Çıkıntılı kaşları, kalın kafası, geniş alnı ve iri bir çenesi vardı. Beyin kapasitesi bazı Homo erectus türlerine oranla çok daha küçüktü. Bazı bölgelerdeki fosillerin yanında bulunan yanmış kemiklerden dolayı ateşi kullandığı ya da çevredeki volkanlardan dolayı bir şekilde ateşi kendi işine yarayacak şekilde yönetmeye başladığı düşünülüyor. Homo erectuslar Çin'den Endonezya adalarına kadar yayılan ilk erken insan olma özelliğine sahipler. Bilim insanları özellikle solo insanlarının tropik yaşama uyumlu olduğunu, bu yüzden serin ve açık ormanlarda filler, kaplanlar, tapirler, su aygırları ve daha fazlasıyla birlikte aynı ortamlarda yaşamaya çalıştığını düşünüyor. Bulunan kafataslarındaki yara izlerinden dolayı solo insanlarının saldırı, yamyamlık veya volkanik patlamalardan kaynaklı çeşitli yaralanmalara maruz kaldıklarını düşünüyor. Endonezya'daki başka bir ada olan Flores'te yaşayan insanlar ise evrimin farklı bir mekanizmasına maruz kaldılar. Homo floresiensis adı verilen ve yaklaşık 18 bin yıl öncesine kadar yaşadıkları düşünülen bu insanlar nesiller boyunca küçülerek cüceleştiler. Bu insan türleri o kadar ufalmıştı ki 1 metre boya ve 30 kilogram ağırlığa ancak ulaşabiliyorlardı. Homo floresiensislerin beyin büyüklüğü kıyaslandığında kabaca ortalama günümüz şempanzelerinkine denk geliyor. Başlarda aborjinlerin ataları olduğu düşünülen bu insanlar sahip oldukları vücut ölçülerinden dolayı
olayı popüler kültürde Hobbit olarak da bilinmektedir. Homo floresiensis'lerin ortalama 100 bin yıl önce yaşadığı, dişleri ve mağaraların çevresinde bulunan cüce, fil ve hayvanların fosillerinden dolayı ateş yaktıkları ve et ile beslendikleri de düşünülüyor. 2021 yılında Nature Ecology and Evolution'da yayınlanan makaleye göre Homo sapiensler ile iki kısa boylu insan türü olan Homo floresiensis ve geçtiğimiz yıllarda Filipinler'de Luzon adasında keşfedilen kısa boylu Homo luzoensis ile çiftleşip çiftleşmediği tam olarak bilinmiyor. 1964 yılında zoolog Bristol Foster özellikle adalarda gerçekleşen cüceleşme ve devleşmeyi ada kuralı olarak tanımladı. Ada cüceleşmesi bir adada ya da coğrafi kısıtlı bir alanda yiyeceklerin azalması ile birlikte bir türün vücut ölçülerinin jenerasyonlar boyunca belirgin şekilde küçüldüğü biyolojik evrimsel bir süreci açıklıyor. Ada devleşmesi ise bunun tam tersidir. Yani özellikle ana karalardan gelen sıçan gibi yırtıcıların adalarda onlardan başka yırtıcı olmamasından kaynaklı devleşmeye neden olduğunu öne sürüyor. Ada kuralı evrimsel biyolojide halen tartışılan bir konu. Çünkü bu kurala tam olarak uymayan birkaç adada hem cüce hem de dev biçimlere evrilen canlılar biliniyor. Her iki durumda ana karadan uzaktaki adalarda yaşayan hayvanlar ve bazı bitkiler daha uzun süre hayatta kalmak için çevrelerin onlara sunduğu imkanlara göre bu gibi evrimsel tepkiler veriyor. Ada devleşmesi bir türün kendi atalarına göre daha büyük ölçülere ulaşmasını tarif ederken, ada cüceleşmesi bir türün atalarına oranla daha fazla küçülmüş olması anlamına gelir. Bir adada avlanacak hayvanlar avcılardan daha büyükse ve o adada onlarla rekabet edecek başka bir avcı yoksa, yeni gelen avcı özgürce beslendiği için vücudunun da büyümesinde bir engel oluşmuyor. Ada cüceleşmesi ise devleşmede gerçekleşen koşulların tam tersi oluştuğunda görülüyor. Ada gibi küçük ve kaynakların sınırlı olduğu bir yaşam alanında avcı ve rekabet çok, avlanacak hayvan az ise bu yeni gelen türlerin hayatta kalabilmesi için küçülmesine neden oluyor. Foster, büyük gövdeli bir tür bir adaya yerleştiğinde nesiller boyu boyutta küçülme eğiliminde olacağını ve cüce torunlar bırakma noktasına kadar geleceğini düşünmüştü. Endonezya ve Filipinler'de olanlar tam olarak böyleydi. Sonuçta daha küçük vücuda sahip olan insanlar ya da diğer canlılar daha az kaynaklar ile hayatta kalabilir ve üreyebilirlerdi. Benzer şekilde yırtıcı avcıların az olması ya da olmaması dişi canlıların ve insanların daha erken ve küçük boyutlarda doğumlar yapmasını da desteklemiş olabilir. Bu gibi alanlar evrimsel olarak canlıların büyümeye harcayacakları zamanı kısaltarak enerjilerini üremeye ve çoğalmaya yönlendiriyor olabilir. Bunun binlerce yıl tekrarlanması da uzun vadede vücudun küçülmesine ve değişimlerin genetik olarak kalıcı olmasına ve türleşmeye neden oluyor. Genelde Darwinci bir evrim düşüncesiyle bunun çok daha uzun yıllar alması gerektiğini düşünme eğilimindeyiz. Fakat bazı bilim insanları bu değişimlerin çok daha kısa bir zaman içinde gerçekleşebileceğini düşünüyorlar. Hatta bilim insanları bu süreci anlamak için matematiksel bir simülasyon yapmış ve sonuçlarını da 2019 yılında Royal Society'de yayınlamışlar. Bu çalışmaya göre Homo erectus türünün daha küçük boylardaki Homo floresiensis türüne dönüşmesi için 280 neslin, yani ortalama 4000 yılın geçmesi yeterli. Bu veriler ışığında sıradan bir hayvan türü olarak insanın da diğer canlılar gibi adalarda yaşadıklarında ada kuralına uyma eğiliminde olduğunu anlayabiliyoruz.